Canlar merhaba, hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. TYT Fizik kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Isı sıcaklık genleşme videolarını bitirdik. Bu videoların bazılarının sonlarında sizlere sıra sende adı altında bazı sorular sormuştum. Bunları siz çözüp yorumlara cevabınızı yazıyordunuz. Şimdi artık ben sizlere bu soruların cevaplarını göstereceğim. Bütün sıra sende sorularının çözümlerini yapacağız. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden sorular gelsin. Kamp boyunca ödevlendirmelerimizi yaptığımız soru bankasından seçmiş olduğumuz bir yeni nesil soruyla videomuza başlayalım. Hülya ve Duygu performans ödevleri için yaptıkları termometrelerin haznelerinde su ve civa kullanmıştır. Buna göre aşağıdaki gerçek sıcaklık değerlerinden hangisini Duygu doğru ölçerken Hülya yanlış ölçer? Şimdi canlar, burada termometrenin içerisinde su kullanıldığı zaman suyun özel durumunu aklımıza getirmemiz gerekiyor. Bildiğiniz üzere su 0 ile 4 derece arasında özel bir durum yaşıyor. Yani normal maddelerin sıcaklığı 0'dan 4'e gelirken, hacimleri artarken, suyun sıcaklığı 0'dan 4'e gelene kadar suyun hacmi azalıyor. Yani su artı 4 derecede minimum hacmine ulaşıyor. Yani bu da maksimum öz kütleye ulaşıyor anlamına gelir. İşte suyun bu özel durumu bu soruda çok güzel bir şekilde kullanılmış. Dolayısıyla bu artı 4 derecedeki özel durumdan dolayı Hülya bazı sıcaklık değerlerini doğru ölçemez. Çünkü termometrelerin çalışma prensibi sıvıların genleşme ilkesine göre çalıştığı için sıcaklık arttığı zaman sıvının da genleşip yükselmesi gerekir. Eğer sıvı termometrede yükselmesi gerekirken alçalırsa işler değişir, kafalar karışır. Yani termometre doğru bir ölçüm yapamamış olur. Dolayısıyla burada arkadaşlar 80 derecede böyle bir özel durum yok. 50 derecede, 8 derecede, 10 derecede bunların hiçbirisinde bir özel durum yok. Ancak 2 derece özel bir durum. Yani arkadaşlar 0'dan 2 dereceye gelene kadar, şurası 2 derece olsun. 0'dan 2 dereceye gelene kadar Hülya'nın termometresi yükselmesi gerekirken, yani Hülya'nın termometresindeki sıvı yükselmesi gerekirken alçalır. Çünkü içindeki sıvının hacmi giderek küçülüyor. Dolayısıyla termometrenin seviyesi alçaldığı için daha yüksek sıcaklık göstermesi gerekirken, hani sonuçta sıcaklık artıyor değil mi? Sıfırdan ikiye geliyorsun. Sıcaklık artıyor ama Hülya'nın termometresi daha yukarıya değil daha aşağı iniyor. Yani yükselen bir sıcaklığı sanki düşüyormuş gibi gösterir. Dolayısıyla Hülya'nın termometresi artı 2 dereceyi hatalı olarak ölçer. Ancak Duygu için herhangi bir sorun yok. Çünkü civa eksi 38 derecede donuyor ve yaklaşık 350 derecede kaynıyor. Civa için özel bir durum olmadığı için civa doğru ölçümü yapacaktır. Duygu yanlış ölçümü yapacaktır. Bir sonraki soruyla devam edelim. Isı alışverişi videosunun son kısmında paylaştığım sıra sende sorusu yine arkadaşlar ödev kitabımızdan seçilmiş yeni nesil bir soru. Sıcaklıkları farklı iki cisim ısıca yalıtılmış ortama konulduğunda sıcaklık grafiği verilmiş. Buna göre hangileri olamaz? Canlar şimdi burada buluşma noktası T2 olarak görünüyor. Yani T1 sıcaklığındaki bir cisimle T3 sıcaklığındaki bir cisim bir araya getirilmiş ve buluşma sıcaklığı T2 olarak gösteriliyor. Bir tanesi sıcaklığını giderek arttırmış, bir tanesi de sıcaklığını giderek azaltmış ve bir tanesi hal değiştirerek şurada T2'de buluşmuşlar. Yani burada herhangi bir sorun yok. Yüksek sıcaklığı olan ısı vermiş, düşük sıcaklığı olan da ısı almış ve burada buluşmuşlar. Yani farz ediyorum burası 20 derece, burası 80 derece ve biz buluşmuşuz 50 derecede. Herhangi bir sıkıntı yok. İkinci grafiğe geldiğimizde yine T3 ısı veren konumunda, T1 de ısı alan konumunda ve şurada buluşmuşlar. Yani bir tanesinin erken buraya gelmesi herhangi bir sorun teşkil etmiyor arkadaşlar. Burada bir sorun yok. Bir tanesi ısı veren, bir tanesi de ısı alan olduğu sürece herhangi bir problem yok. Böyle bir şey de olabilir. Üçüncü pozisyona geldiğimizde ise arkadaşlar T3'ün de ısı verdiğini, T2'nin de ısı verdiğini ve T1 sıcaklığında buluştuklarını görüyoruz. Yani bir tanesi ısı verenken diğerinin ısı alan konumunda olması gerekirken o da ısı veren konumunda, böyle bir şey olmaz. Üçüncü grafik olamaz. 1 ve 2 olabilir. Bir tanesinin erken hal değişim noktasına gelmesi sizin kafanızı karıştırdı mı bilmiyorum ama
Ben size şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Örneğin su 30 derecede olsun, tamam mı? 30 derecede bir su var. İşte eksi 20 derecede de buz var, tamam mı? Eksi 20 derecede buz var. Şimdi su ısısını veriyor, buz da ısı alıyor ve su giderek sıcaklığını nereye getiriyor örneğin? 5 dereceye kadar düşüyor diyelim. Su artı 5 derecedeyken, su artı 5 derecedeyken buz artık sıfıra gelmiş olabilir. Sıfıra gelmiş olabilir. Buz artık sıfırdayken biliyorsunuz hal değiştirmeye başlıyor. Yani burada suyun hala sıcaklığı artı 5 olduğu için buzda hala ısı verebilir. Dolayısıyla buz hal değiştirirken su henüz hal değiştirme noktasına gelmemiş olabilir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum size. Alttan gelen cisim şurada hal değiştirme noktasına gelmiş olabilir. Diğeri hala sıcak ve ısı veren konumunda olabilir. Yani bunda bir sıkıntı yok. Herhangi bir engel değil bu. Böyle bir şey mümkündür. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Bu soruya geldiğimizde eşit kütleli XYZ sıvılarına ait ısı sıcaklık grafikleri verilmiş. XYZ'nin öz ısıları arasındaki ilişki nedir? Şimdi canlar burada Q ve T'deki değişim verilmiş. Kelmacit formülünü kullanacağız. Tabii bu çok bir işlem sorusu değil. Yani sizler ÖSYM işlem sorusu sormuyor diyerekten kendinizi çok şartlayıp en ufak bir rakam görmek istemiyorsunuz ama TYT fizik o şekilde değil arkadaşlar. Lütfen bizi dinleyin. Biz size aşırı bir işlem sorusu hiçbir zaman çözmüyoruz zaten. Ama gerektiği kadar da çözmemiz gerekiyor. Şimdi burada X'in sıcaklığı sıfırken Q kadar ısı verildiğinde X'in sıcaklığının 2T'ye çıktığını görüyoruz. Yani aslında Q eşittir M çarpı CX çarpı sıfırdan 2T'ye çıktığı için 2T yazabiliriz. Y için ise arkadaşlar bakın buradan buraya gelmesi için Y'nin 2Q kadar ısı verildiğini görüyorsunuz. Ya da buradan buraya gelmesini inceleyebiliriz. Yani burayı değil de şurayı inceleyebiliriz. Q kadar ısı verdiğinde sıcaklığının T kadar değiştiğini görüyorsunuz. O zaman Q eşittir M çarpı CY çarpı T. Bakın eşit kütleli dediği için kütleleri hep M alıyorum. Z için ise canlar bakın şu nokta bizim için inceleme noktamız olsun. Ne kadar veriyoruz? Sıfırdan 2Q'ya 2Q ısı verdik. Kütlesi M, CZ. Sıcaklık değişimi bakın şuraya geldi. Yani sıfırdan T'ye geldi. T. Şimdi burada CX'i yalnız bırakırsak karşıya atarsak M'leri falan sadeleştirebilirsiniz burada. T'leri de sadeleştirebilirsiniz. CX'i yalnız bırakırsanız CX ne çıkacaktır? Q bölü 2 çıkacaktır. CY ne çıkacaktır? Sadece Q çıkacaktır. CZ ise gördüğünüz gibi 2Q çıkıyor. Yani Z büyük Y'den, Y de büyük X'ten sorumuzun cevabı E şıkkı olarak bulunur. Ve geldik genleşme videosunun son kısmındaki sıra sende sorusuna. Çok güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Şekildeki K küresi, L dairesi ortamın sıcaklığı 25 dereceyken M halkasından geçmemektedir. Ortamın sıcaklığı 0 dereceye düşürüldüğünde K geçebiliyor. Ama ortamın sıcaklığı 30 dereceye çıkarıldığında ise L geçebiliyor. Buna göre KLM maddelerinin genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir? Canlar bir kere 25 derecedeyken ikisi de geçemiyor. 0 dereceye getirdiğimizde K geçebiliyor. Şimdi 0 dereceye getirmek genleşmesini mi istiyoruz, büzüşmesini mi istiyoruz? Soğuttuğumuz için büzüşmesini istiyoruz. Peki K M'nin içinden geçemiyorken eskiden şu anda geçebiliyorsa K mı iyi büzüşmüştür yoksa M mi iyi büzüşmüştür? Tabii ki de K iyi büzüşmüştür. Çünkü K çok küçülmüş demek ki. M de o kadar küçülmemiş ve K M'nin içinden geçebilmiş. Bakın burada K'nın genleşme yeteneğinin M'den daha iyi olduğunu anlıyoruz. Çünkü bizim isteğimizi hani biz büzüşmesini istiyoruz ya hani ben genleşme bir yetenektir. Bizim söylediğimizi hangisi daha iyi yaparsa o daha yeteneklidir demiştim ya. Burada bizim isteğimizi küçülmesini istiyoruz ve K'nın M'den daha iyi küçüldüğünü görüyoruz. Demek ki K M'den daha yetenekli. Gelelim. Diyor ki ortamın sıcaklığı 30 derece yapıldığında da bu sefer L geçebiliyor diyor. Şimdi 30 derece yapmak bunların genleşmesini istiyorum, değil mi ben? Peki genleşmesini istiyorsam L mi iyi genleşmiş, M mi iyi genleşmiş? Arkadaşlar eğer L iyi genleşseydi bu kadar olurdu. Yani böyle abartayım biraz. Kocaman olurdu L iyi genleşseydi.
Bu M de fazla genleşemeyeceği için bu delik fazla büyümezdi. Yani delik en fazla şöyle bir şey olurdu. Dolayısıyla L geçemezdi. Demek ki genleşme yeteneği M'nin daha iyi. Yani M daha çok genleşmiş. L de o kadar genleşmemiş ki bunun içinden gelmiş, geçebilmiş. Yani biz bunların genleşmesini istediğimizde, büyümesini istediğimizde hangisi daha iyi büyümüş? M. Değil mi? Demek ki M kimden yetenekli? Bizim istediğimizi daha iyi yapabildiği için. M, L'den yetenekli. İşte sıralama bitti. K, M'den büyük canlılar. M de L'den büyük. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.